İstanbul silüetine desenini veren çok önemli bir yapının önünde bulunuyoruz. Genellikle karşıdan geçen, Haliç kıyısından motorla giden insanlar burayı Rum Patrikhanesi, hatta Ruhban Okulu gibi sıfatlarla nitelendirirler. Oysa ki burası 1454'e kadar uzanan, tarihi uzanan İstanbul Fener Rum Ortaokulu ve Rum Lisesi. Burası Disneyland şatolarını andıran yapısıyla her zaman dikkat çeken bir bina ve eğitim tarihimizde de çok önemli yer tutan bir mekan. Binanın dünüyle bugünüyle tarihçesini birazdan içerideki röportajımızda bulacaksınız. Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Sizi burada misafir etmek bizim için gerçekten çok güzel. Tabii ki şimdi başlangıç konumuz kermes. Biz, daha doğrusu kermesten önce şunu belirterek başlamak isterim. Biz, bizim okulu ziyaret etmek isteyen herkese kapılarımızı açıyoruz. Fakat bizim okulumuz şu anda faaliyette olan bir okul ve haliyle biz de okulumuzda çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ders yapıyorlar, faaliyetlerimiz var. İmkanlar çerçevesinde biz misafirlerimizi ağırlıyoruz okulumuzda, randevuyla ağırlıyoruz. Fakat çok yoğun taleple karşılaşıyoruz. İnsanlar çok alaka gösteriyorlar. Bu bizim için çok güzel bir şey. Çünkü bir taraftan okulumuzun sizin de az önce söylediğiniz gibi patrikhane olmadığını, ruhban okulu olmadığını, herhangi başka bir kurum olmadığını, bir Rum okulu olduğunu ve ülkemizdeki diğer okullardan herhangi bir farkı olmadığını, eğitim hizmeti verdiğini insanlara anlatıyoruz. Okulumuzun tarihini de anlatıyoruz. Onun dışında tabii ki okulun sadece bir gün açık olduğuyla alakalı çıkan haberlerin hiçbiri bizden kaynaklı haberler değildi. Bu haberler Instagram fenomenleri olarak adlandırabileceğim kişilerin yapmış olduğu tanıtımlardı. Hal böyle olunca tabii ki insanlar akın ettiler okulumuza. Çok yoğun bir kalabalık vardı o gün. Açıkçası insanların okulumuza gelmesi bizi çok memnun ediyor. Fakat aşırı bir kalabalık oluştu o gün. İnsanların tabii ki okulu görmekten dolayı çok memnun olduklarını ben gördüm. Fakat yoğunluktan dolayı okulumuzu tam olarak da göremediler. Ve bir kısım insan okulumuzu da göremedi. Bundan da rahatsız oldum. Çünkü okulumuzu daha iyi bir şekilde tanıtmak isterdik. O gün kısıtlı bir alanda ziyaretçi kabul edebildik. O bakımdan biz bu işi biraz daha organize bir şekilde düzenlemek zorundayız. Oradaki eksikliğimizi de görmüş olduk. Bununla ilgili de tabii ki çalışmalarımız olacak. Kermese gelecek olursak biz kermesimizi her sene düzenliyoruz. Kermesimizin amacı okul aile birliğimizin okulumuza maddi destek sağlaması. Aynı zamanda maddi durumu çok iyi olmayan öğrencilerimizin eğitim süreçlerine, dershane olabilir, okulla ilgili malzemeler olabilir. Bu konularda yardımcı olması. Bu yüzden biz her sene bir Noel kermesi düzenliyoruz. Bu daha kapalı bir kermesti. Son zamanlarda biz bunu cemaat dışına da taşıdık. Fakat biraz daha organize bir şekilde biz bu işi önümüzdeki senelerde yapmayı planlıyoruz. Okulumuzun tarihçesiyle alakalı olarak çok kısa şunları söyleyebilirim. Tabii ki okulumuzun kuruluşu Fatih Sultan Mehmet'in verdiği haklar. Fatih Sultan Mehmet çok farklı bir padişah, çok farklı bir lider ve kendisi Rum halkının İstanbul'da ikamet etmesine müsaade ediyor. Bu çerçevede de Genadios'a, İstanbul'un alınışından sonraki ilk patriğe bir takım haklar veriyor. Bu haklar içerisinde bir okul açılması var. Genadios da Bizans döneminden beri var olan Patrikhane Akademisi'nin devamı olarak bizim okulumuzu kuruyor. Tabii ki kuruluş 1454 fakat bunu
hem çoğu tarihçi hem biz de okulun yeniden kuruluşu olarak görüyoruz. Çünkü var olan okulun devamı olarak belli bir dönem çalışıyor. Daha sonra dönemin modern eğitimine geçiyor. En başlarda kuruluş yıllarında okulun amacı din adamı yetiştirmek, kiliseye nitelikli din adamları sunmak. Devamında da tabii ki çok önemli eğitimcileri, o dönem Avrupa'da tanınan eğitimcileri bu okul bünyesine katarak çok önemli eğitim programları uyguluyor. Mesela Newton'un teorilerinin ilk olarak Osmanlı topraklarında bizim okulda okutulduğu söyleniyor. Yıllar içerisinde tabii ki farklı yerlerde bu okul eğitim hizmeti veriyor. Fakat iyi bir binaya, yeni bir binaya, organize bir binaya ihtiyaç duyuluyor ve bir yarışma açılıyor. Bu yarışmayı açan şu anda Selanik'te, Aynaros diye bilinen bölgede ki bir manastır tarafından açılan bir yarışma bu. Ve bu yarışmayı kazanan bu okulun mezunlarından bir mimar. İsmi Konstantinos Dimadis. Ve projesi kabul ediliyor. 2,5 sene gibi çok kısa bir sürede bu okulu inşa ediyor ki muhteşem bir yapıyı bu kadar kısa sürede inşa etmek gerçekten ve o dönemin şartlarında çok zor. Fakat bunu başarıyorlar. Eylül 1882'den beri Fener Rum Lisesi bu binada hayatını devam ettirmeye başlıyor. Okulumuzun yetiştirmiş olduğu isimlerden bahsedecek olursak veya bu isimlerin nelerle uğraştığını soracak olursanız şunları söyleyebilirim size. Dimitri Kandemir'i tabii ki Türkiye'de müzikle ilgilenen insanların tanımaması mümkün değil. Dimitri Kandemir bizim okulumuzun mezunudur. Okulun kuruluşundan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan dönemde kiliseye patrik olarak hizmet eden kişiler bizim okulumuzun mezunlarındandır. Rum toplumunun çok önde gelen fikir insanları bu okuldan yetişmedir. Entelektüeller bu okuldan yetişmedir. Fenerli beylerin oluşmasında diyelim bu okulun çok önemli bir katkısı vardır. Aynı zamanda bizim okulun mezunlarının sarayda tercümanlık hizmeti verdiği bilinmektedir. Bizim okulun mezunlarından voyvodalık görevine getirilmiş olan kişiler vardır Osmanlı tarafından. Ondan sonra son dönemde okulumuzun yetiştirdiği önemli isimlerden bizim cemaat için çok önemli bir eğitimci Dimitris Frangopoulos ki kendisini birkaç sene önce kaybettik. Zografyon'un eski müdürü. Benim de müdürümdü. Toprağı bol olsun. Bu okulun mezunlarındandır. Yunan dil bilimcisi dünyaca tanınan Bay Kleris bu okulun mezunudur. Onun dışında doktorlar, bilim adamları ve Rum toplumuna yön veren insanları yetiştiren bir okuldur bizim okulumuz. Bu bakımdan tabii ki bu okulun mezunu olmak herkes için bir gurur vesilesidir diye düşünüyoruz. Şimdi okulumuzun tarzıyla alakalı olarak birkaç tane görüş var. Bu konuda tabii ki görüş bildirmem ne kadar doğru olur bilmiyorum. İşin uzmanı değilim. Fakat bana daha yakın gelen görüş, karma bir anlayışın hüküm sürdüğü bir yapı burası. Çünkü Helenistik dönemden bir takım izler var. İşte Avrupa'da çok o zaman kullanılan tarzlardan burada örnekler var. Yapı olarak tabii tuğla bir yapı olmasından dolayı farklı bir kategoriye de konabilir. O yüzden yani karma bir yapı fikri bana daha yakın geliyor. Okulumuzun tuğlaları evet Fransa'dan geldi. Hatta bir örneğim de var, onu da gösterebilirim size. Tuğlaların çok büyük bir kısmı Fransa'dan geldi. Marsilya tuğlasıdır bu tuğlalar. Gemilerle Fransa'dan buraya taşınmış ve milyondan fazla tuğla kullanılmış. Bunu da o dönem burada çalışan kalfaların not defterlerinden görebiliyoruz. Çok tabii ki farklı bir yapı. Yeniköy'deki Rum okulunun zaten mimarisini görürseniz tuğla yapıyı orada da görebilirsiniz. Tarzı bu. Bu şekilde binalar inşa etmiş ve ne iyi olmuş ki kendisi yapmış bu binayı. İstanbul'a, sadece bizim cemaatimize değil, İstanbul'a çok güzel bir yapı kazandırmış. Şimdi bizim hatırladığımız son deprem, ciddi deprem 99 depremi. O depremden sonra okulumuzda bir çalışma yapıldı. Herhangi bir tahribat, yani çok basit çatlakların dışındaki, onlarda sıva çatlağı, önemli çatlaklar değil, onun dışında herhangi bir tahribata rastlanmadı. Sören odasının tavanında freskler var. Çok da güzel bir sanat eseri olarak görüyorum ben onu. Sembolik olarak da çok önemli. Çünkü orada antik Yunan'dan önemli filozoflar, önemli bilim adamları var. Ve tavanın tam ortasında da Ortodoksluk inancına göre eğitimin koruyucuları olarak kabul edilen
3 azizimiz var. Bunlar yan yana resmedilmiş. Zaten ikonalarda da yan yana görebilirsiniz kiliselerde. Altında da bir haç var. Bunlar bir dönem kapatıldı. Tabii ki biz o dönemler okulda değildik. Fakat daha sonra 2000'in başında galiba, tam yanlış hatırlamıyorsam, okulun geçirmiş olduğu basit bir restorasyondan sonra onlar açıldı. Yani onlar bir perdeyle diyebilirim kapatılmıştı. Sadece hani dini figür olduğu için belki kapatılması önerilmiştir zamanında, ama kesin bir bilgim olduğunu söyleyemem. Okulumuzun bakımından başlayalım. Okulumuzun bakımı çok zor. Çünkü yığma bir bina, ahşabı çok olan bir bina, 140 yaşında olan bir bina. Bakımı zor. Biz elimizden geldiği kadar okulumuza iyi bakmaya çalışıyoruz. Fakat imkanlarımız çok kısıtlı. Okulumuz bir vakıf okulu ve geliri istenen düzeyde bir gelir değil. O bakımdan bağışlarla idare etmeye gayret ediyoruz. Daha profesyonel bir bakıma bu okulun ihtiyacı var. Bizim tabii ki düşüncelerimizle bütçemiz ters orantılı olduğu için bizim bunları karşılama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Fakat okulumuzla alakalı çalışma yapmak isteyen, restorasyonlar yapmak isteyen kurumlar var. Bunu dillendiriyorlar. Bu bizim için çok önemli. Bunların tabii ki biz zaman içerisinde gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Çünkü daha önce de söyledik, burası sadece bizim cemaatimize değil, bu İstanbul'a, Türkiye'ye mal olmuş bir bina, sembol bir yapı. Bu binaya da bakmamız lazım diye düşünüyorum. Okulumuzda ders saatleri daha fazla. Rumca derslerimiz var, Rumca dil derslerimiz var. Fakat çocuklarımızın üniversite başarısını olumsuz yönde etkilemiyor. Biz fen derslerimizi mesela Rumca olarak yapıyoruz. Fakat Türkiye'deki müfredata göre yapıyoruz. Çocuklarımıza terminolojiler Türkçe olarak da veriliyor. Aynı zamanda çocuklarımız dershanelere de gidiyorlar. Türkçe kitapları var. O bakımdan uyum sağlamakta herhangi bir güçlük çekmiyorlar. Çektiklerini düşünmüyorum veya öyle bir şikayet bize gelmedi bugüne kadar. Çocuklarımıza bu konularda bütün öğretmenlerimiz yardımcı oluyorlar. Öğretmen kadromuzda çocuklarımızın başarılı olması için gayet yeterli bir kadro. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Öğretmenlerimiz nerede olduklarının farkındalar. Ne yaptıklarının farkındalar. Bu okulun tarihini biliyorlar. Bu okulun kendilerine yüklemiş olduğu yükün, misyonun farkındalar. Hepsi bir araya gelince de başarı tabii ki bir şekilde geliyor beraberinde. Ama tabii ki burada en önemlisi öğrencilerimizin başarılı olmak istemeleri ve hayatları için bir hedef koymuş olmaları. Öğrenci profilimiz İstanbullu Rum öğrencilerimiz de var. Antakya kökenli Rum öğrencilerimiz de var. Bizim için çocuğun menşei hiç önemli değil. Biz öğrenciye sadece öğrenci olarak bakıyoruz. Bizim amacımız, bizim görevimiz bu çocuğa en iyi eğitimi verip bu okuldan mezun etmek. O bakımdan yani biz keşke daha fazla insana da eğitim hizmeti verebilsek diye düşünüyoruz. Okulumuzda 2022-2023 eğitim öğretim yılında sadece 40 tane öğrencimiz var. Okulumuz tabii ortaokul ve lise olarak faaliyet gösteriyor. Öğrenci sayımız çok düşük. Çünkü okulumuz bir Rum azınlık okulu ve hani Lozan Anlaşması'na göre okulumuz sadece kendi cemaatine ait ailelerin çocuklarını kabul edebiliyor. İki ülke arasında yapılmış protokoller de var konuyla alakalı olarak. Fakat sadece biz kendi cemaatimize ait ailelerin çocuklarını alabiliyoruz. Bir de Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmiş Yunan vatandaşları bizim okulumuzda farklı bir statüyle okuyabiliyorlar. Onun dışında öğrenci kabul etmemiz mümkün değil. Fakat insanların ilgisi çok fazla. Yani bizim cemaatimize ait olmayan insanlar geliyorlar ve diyorlar ki ben çocuğumu sizin okulunuzda okutmak istiyorum. Neden diye soruyoruz. Çünkü Yunan kültürüyle çok iç içe olduğunu düşünüyor insanlar ve haksız da olduklarını düşünmüyor. Çünkü Türk kültürüyle Yunan kültürü arasında aşırı fazla benzerlikler var. O bakımdan insanlar çocuklarının Yunanca öğrenmesini istiyorlar ve çocuklarının burada okumasını istiyorlar. Çünkü aynı zamanda bizim okulumuzda öğrenci sayımız düşük olduğu
olduğu için sınıflarda ortalama 5-6 öğrencimiz var ve takdir edersiniz ki kulumuza dersler bir özel ders havasında oluyor. Yani 5 öğrencili bir sınıfta okumak çok büyük bir konfor. Özellikle İstanbul'un ve Türkiye'nin nüfusunu göz önünde bulunduracak olursak, Türkiye'deki diğer okullardaki sınıfların mevcudunu göz önünde bulundurursak tabii ki öğrencilerimiz için çok büyük bir konfor. Başarı tabii ki göreceli bir kavram. Yani başarı, hani üniversiteye girişleri burada konuşacak olursak, üniversite girişlerde öğrencilerimizin başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii biz bu başarıyı daha da yukarıya çekmek için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Çünkü eğitimde yetinmemek gerekiyor. Sürekli daha fazla bir şeyler yapmak gerekiyor. Daha fazla imkanlar sunmak gerekiyor öğrencilerimize. Bunların çalışmaları içerisindeyiz. Fakat son yıllarda öğrencilerimizin özellikle devlet üniversitelerindeki başarıları bizi çok memnun ediyor. Benim şahsi düşüncemi paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi eğitimin, okulların iki ülke arasındaki bir takım anlaşmazlıkların, uzun süren gerginlik demeyelim, fakat yaşanmasını istemediğimiz bazı durumları önleyebileceğini, iki ülkeyi bir araya daha da yakınlaştırabilecek kurumlar olduğunu düşünüyorum. Yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum. Sizinle bu okulun 550. kuruluş yılı ile alakalı çok güzel etkinlikler olmuştu. O etkinliklerde Milli Eğitim Bakanımız gelmişti. Yunanistan'ın Milli Eğitim Bakanı gelmişti ve ikisi yan yana oturup törenimizi takip etmişlerdi. Çok güzel bir görüntüydü. Biz aynı görüntülerin tekrar yaşanmasını istiyoruz. Çünkü dönem dönem okulumuzu bakanlar, müsteşarlar, bakan yardımcıları ziyaret ediyorlar. Okulumuzu çok beğeniyorlar, okulumuza hayran kalıyorlar. Okulun hala açık olması gerçekten bizim için olduğu kadar onlar için de çok önemli. Yani biz okullarımızın, Batı Trakya'daki okulların, buradaki okulların iki ülkenin yakınlaşması için çok önemli bir rol üstlenebileceğini biliyoruz. İki ülkenin de azınlık okullarının daha iyi şartlarda eğitim hizmeti vermesini diliyoruz. O yüzden herkesin desteğini de beklediğimizi söylemek isterim.